bir kültür sazanı olan aynalı sazan, yetiştiricilikte ve su kaynaklarının balıklandırılmasında en çok kullanılan balıktır. Genel olarak doğa sazanı dediğimiz pullu sazanda vücut nispeten ince ve uzun olmasına rağmen aynalı sazanda sırt yüksek ve daha geniştir. Büyükçe pullar vücuda tek tük serpilmiş durumda olduğundan aynalı sazan adını almıştır. Pullar genellikle sırtın her iki tarafında ve sırt yüzgeci boyunca, karın ve göğüs yüzgeçlerinin vücuda bağlı yerlerinin etrafında toplanmışlardır. Vücudun diğer kısımlarına serpilmiş pul miktarı fertler arasında çok değişiklik arz eder. 1 Mart, 1 Haziran, 15 Mart, 15 Haziran, 15 Mayıs ve 15 Ağustos tarihleri arasında farklı illerimizde farklı av yasakları tarihi uygulanmaktadır. Minimum avlanma boyu 40 cm olarak belirlenmiştir. Üreme yaşına erkekler 3-4, dişilerse 4-5 yaşta ulaşırlar. Nisan ve Temmuz ayları arasında su sıcaklığına bağlı olarak ürerler. Eti lezzetlidir ve genellikle taze olarak tüketilir. Doğu Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey kesimlerindeki tatlı sularda bulunan bıyıklı balık yaklaşık 90 santim boya ulaşabilir. Vücudu yanlarda basık ve alçak yapılıdır. Ağız başın altında ve at nalı şeklindedir. Bıyıklı bir balıktır, gözleri ise küçüktür. Yüzgecinde testere şeklinde dişçikler bulunur. Vücudun rengi sırtta koyu, karın ve yanlarda açık sarı ve sarı beyazdır. Yüzgeçleri üzerinde çok sayıda siyah lekeler bulunur. Av 1 Mart 1 Haziran, 1 Nisan 1 Temmuz ve 15 Mayıs ile 15 Ağustos tarihleri arasında farklı illerde uygulanmaktadır. Nisan ve Temmuz aylarında ürerler. Çapak veya bir diğer adıyla çıplak balığı ortalama 30-50 cm maksimum ise 80 cm'e ulaşan Ortalama 1 ile 2 kilo arasında ağırlığa ve maksimum 6 kilo ağırlığa ulaşan bir tatlı su balığıdır. Erez balığından yüzgecinin şekliyle ayrılır. 1 Mart, 1 Haziran, 15 Mart, 15 Haziran, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 15 Mayıs, 15 Ağustos tarihleri arasında farklı il sınırları içerisinde avcılığı yasaktır. Erkekleri dişilerden 1-2 sene önce olgunlaşırlar. Mayıs ve Temmuz aylarında ürerler. Üreme döneminde erkek balıklarda vücutta, başta ve yüzgeçlerde kabarcıklar oluşur. Ülkemiz içerisinde fazla ekonomik değeri olmamasına rağmen diğer ülkelerde tüketilmektedir. Dağ alabalığı, büyük lekeli alabalık veya büyük benekli alabalık olarak da adlandırılır. Vücut yanlardan yassılaşmış, üzeri küçük pullarla örtülmüştür. Ön solungaç kapağının üzerinde belirgin bir siyah leke bulunmaktadır. Vücudunun üzerinde benekler bulunduğu için büyük benekli alabalık ismini almıştır. Fazla büyümeyen bir balıktır. Avlananları çoğunlukla 100-200 gram arasındadır. En çok 1 kilogram ağırlığa ulaşabilirler. Soğuk ve berrak suları seven dağ alabalığı hiçbir şekilde denize inmez. Ülkemizde genel olarak Doğu, Güney, Batı, Kuzey, Batı Anadolu'da ve Trakya'da yayılış gösteren bu balıklar günümüzde Kaz Dağları'ndan Dicle'ye akan Çatak Çayı'ndan Çoruh Nehir Sisteminden Istranca Dağları'ndan Karadeniz'e akan Köprü Çayı'ndan Toroslar'daki Beşkonak, Zindan Deresi Aykırı Çay, Alara Çayı, Esen Çayı ve Seyhan Nehri'nin yukarı havzalarından, Uludağ'dan, Sapanca Gölü'nden, Tortum Şelalesi'nden ve Munzur Suyu'ndan avlanmaktadır. Birçok bölgemizde dönem boyunca avcılığı yasak olan dağ alabalığı, birçok iç suda ise 1 Ekim-1 Mart tarihleri arasında avlanması yasak olan bir balıktır. Minimum av boyu 25 santim olarak belirlenmiştir. Kasım ve Aralık aylarında yumurtlayan dağ alabalığı çok lezzetlidir ve ekonomik değeri çok yüksektir. Dere pisisi olarak bilinen tatlı su pisi balığı vücudunun yanlarından yası ve asimetrik olmasıyla metamorfoz esnasında sağa doğru dönmüş olmasıyla bilinen bulunduğu ortama göre rengi değişebilen, ortalama 20-25 santim uzunluğuna ulaşan, maksimum ise 50 santim olarak görülebilen, 80 metre derinliğe kadar çamurlu dip bölgelerde yaşayan, yazın nehir ağızlarını, lagünleri ve acı su fiyortlarını tercih eden, suların soğuması ile tatlı suları terk edip, Denizin derin yerlerine göç eden bir balıktır eti çok lezzetli ve buna paralel olarak ekonomik değeri de çok yüksek olan dere pisisi, taze ve tuzlu olarak tüketilebilir. Erez balığı, çiçek balığı veya kavinle balığı olarak çeşitli yörelerde adlandırılır. İnce uzun vücutlu, yanlardan basık, ilk bakışta çapak balığına benzemekle beraber anüs yüzgeç kaidesinin kısalığı ile ayrılan iri gözlü, açık kahverengi, üreme döneminde ise başı ve sırtı portakal sarısına dönüşen pulsuz bir balıktır. En fazla 50 santim uzunluğa ulaşsa da ortalama 30 santim uzunlukta bulunur. 1 Mart 1 Haziran 15 Mart 15 Haziran 1 Nisan, 1 Temmuz ve 15 Mayıs, 15 Ağustos tarihleri arasında çeşitli bölgelerde avcılığı yasak olan bir balıktır. Mayıs-Temmuz arasında üreyen ve bu periyotta yumurta bırakmak için akarsuların genellikle dipleri çakıllı ve fazla derin olmayan yukarı zonlarına geçen eğrez balığı üreme olgunluğuna 12,5 santim olduğu 3-4 yaşlarında ulaşır. Deniz alabalığı olarak bilinen gökkuşağı alabalığı, zeytin yeşili, kahverengi, sarımsı, beyaz renkleri ve yan taraf boyunca oluşan 10-12 adet koyu leke ile bilinir. Ortalama 50-70 santim arasında olan gökkuşağı alabalığı, Ortalama 5-7 kilogram ağırlığa ulaşır. En fazla 1 metre ve 26 kiloya da ulaştığı görülmüştür. Anadolu'nun sadece kuzey ve kuzeydoğu bölgesindeki akarsularla Uludağ ve Karadeniz'de bulunan gökkuşağı alabalığı Birleşmiş Milletler Çevre Programı Özel Koruma Alanları Faaliyeti Merkezi tarafından Akdeniz Sular Sisteminde Soyu tehdit ve tehlike altında olan deniz canlıları listesinde belirtilmiştir. Bu nedenle ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ gereği avcılığı tamamen yasaktır. Göl alabalığı diğer alt türlere göre vücut şekli daha kaba yapılı ve burnu kısa küt yapıda olan bir alabalıktır. Alt ve üst çeneleri genellikle birbirine eşit olmamakla beraber bazen alt çene öne doğru çıkıntılı bir görünüm alabilmektedir. En belirgin özelliği vücudun yan taraflarında kırmızı beneklerin bulunmaması, buna karşın kahverengi halkalar içinde siyah renkten nokta lekelerin bulunmasıdır. Göl alabalığı ülkemizde yalnız Abant Gölü'nde, Yedi göller ve civarındaki derelerde bulunan soğuk, berrak, kaynak ve derelerde yaşayan dere alabalığının Abant Gölü'ne izole olmuş bir alt türüdür. Ortalama 20 santim uzunluğa ve 200 grama ulaşan göl alabalığı en fazla 60 santim ve 1 kilo ağırlıkta görülebilir. Çok lezzetli ve amatör balıkçılık açısından değer taşıyan bir alabalık olan göl alabalığı etçil olup bulundukları ortamdaki balık ve hayvansal canlılarla beslenir. Belirli bölgelerde avcılığı dönem boyunca yasak olmasına rağmen diğer yerlerde 1 Ekim 1 Mart tarihleri arasında doğal alabalığın avlanması yasaklanmıştır. Avlarken minimum boy 25 santim olarak belirtilmiş, ekonomik değeri yüksek ve lezzetli bir balıktır. Görüntü olarak sazan balığını andıran havuz balığı, ağzının bıyıksız olması, kuyruk yüzgecinin daha az girintili ve yassı olan farinks dişlerinin tek sıralı olması nedeniyle kolayca tanımlanabilir. Vücudu yüksektir ve bir miktar yassılaşmıştır. Yeşil, kahverengi, altın sarısı, kırmızı, sarı ve beyaz renkleri barındıran havuz balığı ortalama 20-30 santim ve 300-600 grama ulaşsa da en fazla 50 santimetre ve 4 kilograma ulaşanlarına da rastlanmaktadır. Durgun sığ sular ve hafifçe akıntılı ortamları tercih eden havuz balığı bitkilerin yoğun olduğu yerleri tercih eder. 1 Nisan 1 Temmuz ve 15 Mayıs 15 Ağustos tarihleri arasında çeşitli illerimizde avları yasaktır. Ülkemiz için fazla ekonomik bir önemi olmayan havuz balığı buna karşılık etleri lezzetli olduğundan büyük boylu olanları besin olarak tüketilir. Ancak aslında bu balıklar havuzlarda, küçük göllerde ve akvaryumlarda süs balığı olarak yetiştirilirler. Yeşil sazan olarak da bilinen kadife balığı vücudu oldukça kalın ve yüksek olan bir balıktır. Çok küçük olan pullarının yarıdan fazlası vücut içine gömülüdür ve yüzgeçlerinin hepsi yuvarlaktır. Vücut rengini bulunduğu ortama göre değiştiren kadife balığının ortalama uzunluğu 20-40 cm, en fazla ise 60-70 cm'dir. 4 kilograma ulaşanları nadiren görülse de ortalama ağırlıkları 500 ile 600 gram arasındadır. 1 Mart 1 Haziran 15 Mart, 15 Haziran, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 15 Mayıs, 15 Ağustos tarihleri arasında çeşitli illerimizde bu balıkların avcılığı yasaktır. Minimum avlanma boyunun 26 santim olarak belirlendiği kadife balığının eti yumuşak, lezzetli, oldukça semiz ve kılçıksızdır. Eti çok fazla kılçıklı olduğu için ekonomik değeri olmayan kara burun balığı sadece alabalık yetiştirilen göllerde yem balığı olarak kullanılır. Vücudu yuvarlak ve ince şekillidir. İleriye doğru uzanmış olan burnu küttür. Ortalama 15-20 cm maksimum ise 40 cm e ulaşırlar. 1 Mart 1 Haziran 15 Mart 15 Haziran 1 Nisan 1 Temmuz ve 15 Mayıs 15 Ağustos tarihleri arasında bu balıkların avları belirli bölgelerde yasaklanmıştır. Genellikle sportif olta balıkçılığında yem olarak kullanılan kızılgöz balığının etleri kılçıklı olduğundan ülkemizde pek tutulmaz. Boyları 20-30 santim, ağırlıkları ise 150-250 gram arasındadır. 45 santim ve 24 kilograma ulaşan nadir balıklarda görülmüştür. Avcılığı farklı tarihler arasında farklı illerde yasaklanmıştır. Balık çiftliklerinde doğal yem şeklinde tüketilen başka bir balık olan kızıl kanat uzatma ağları ile avlanır. Ortalama 15-30 santim maksimum 45 santime ulaşan kızıl kanatlar 200-400 gram arasında olurlar. 2 kilogram ağırlığa ulaşanları da görülmüştür. Kızıl kanat pek çok tatlı su balığı gibi farklı illerde farklı tarihler arasında avı yasak olan bir balıktır. Ülkemizde Sakarya Havzası, Porsuk Çayı, Sapanca Gölü, Çıldır Gölü, ve Kura nehrinde bulunan koca ağız ekonomik değeri yüksek olan ve eti lezzetli olduğu için yöre halkı tarafından çokça tüketilen bir balıktır. Vücudu uzun, yan taraflarından oldukça yassılaşmıştır. Vücudunun yanları gümüş gibi parlar. Sırt ve kuyruk yüzgeçlerinin kenarları siyahımsı kurşuni, diğer tarafları ise kırmızı renklidir. Boyları genelde 40 ile 80 santim arasındadır. 120 santime kadar ulaşanları da görülmüştür. Av yasağı farklı illerde farklı tarihler arasında olan koca ağız balığı üreme olgunluğuna 4-5 yaşında ulaşır. İç sularımızdaki ekonomik yönden değerli balıklardan biri olan sazan yani pullu sazan, sazangiller familyasına adını veren tatlı su balığıdır. Göl ve yavaş akan derelerde bulunur. Uzun gövdeli, solucan, böcek larvaları ve bitkilerle beslenen bir dip balığı olan pullu sazan 1,5 metre boyuna ve 35 kilogram ağırlığa ulaşır. Ömrü 40-50 yıla kadar varabilir. Ülkemizde Akdeniz ve Güneydoğu bölgesi haricindeki her bölgede bulunur. Ancak Akdeniz bölgesinin en önemli akarsularından olan Göksu Urmağı'nda bol miktarda sazan yaşamakta ve ağırlıkları 10-12 kilograma ulaşabilmektedir. Ana yurdu Asya olan pulu sazan 12. yüzyıldan sonra Avrupa ve Amerika'nın tatlı sularında üretilmiştir. Suni balıkçılıkta önemli bir yer tutar. Göl ve yavaş akan derelerin dip sularında yaşayan pulu sazan solucan, böcek larvaları ve bitkilerle beslenir. Çoğunlukla boyları 1 metreden fazla olur. Ağırlığı da 25 kilogramdan fazla olanları da vardır. Her ısıdaki suya uyum sağlar. 3-30 santigrat derece arasındaki sularda rastlanır. Aşırı soğuklarda toplu halde çamura gömülerek kış uykusuna yatar. Kışın ölmeden donabilirler su akıntısına karşı da yüzebilen pullu sazan kuyruğunu çeneleri arasına sıkıştırır. Bıraktığında zemberek gibi boşanarak 3-5 metre sıçrayarak çağlayanları aşabilir. Pullu sazan denilmesine rağmen pullu ve pulsuz birçok çeşidi vardır. Pullu türlerinin pulları iridir. Rek ve biçimlerini yaşadığı ortama göre değiştirirler. Sazanların üst çenelerinden 4 adet bıyık sarkar. Ağızlarında dişleri yoktur. Bıyıkları ise dokunma organı olarak görev yapar. Dipleri karıştırırlar, suyu bulandırırlar. Çevik ve hareketli balıklardır. Sürüler halinde dolaşırlar ve eti maalesef fazla kılçıklıdır. İri olanların etleri iyi pişirilirse beğenilir. Pulusazanlar ağla bu miktar da avlanırlar. Ülkemizin farklı illerinde farklı tarihler arasında pulusazan avcılığı yasaklanmıştır. Avlamak için en az 40 cm olmaları gerekmektedir. Sudak, namı diğer Alman levreği veya dişli balık vücudunun ince uzun yapısıyla ve sivrilmiş başıyla bilinir ağzında çok iyi gelişmiş sivri uçlu köpek dişleri vardır. Ortalama 40 ile 55 santim arasında olan sudak balıkları en fazla 15 kilograma kadar da çıkabilirler. Tüm iç sularımızda 15 Mart ile 30 Nisan arasında Eğirdir Gölü'nde dönem boyunca Beyşehir Gölü'nde parakete ile dönem boyunca avcılığı yasaktır üreme olgunluğuna 37 ile 50 santim arasında ulaşan sudakların minimum avlanma boyu nedense 26 santim olarak belirtilmiştir. Eti çok lezzetli ve çok kıymetli bir balıktır. Sudak son derece yırtıcı bir balık olduğundan ekonomik değeri olmayan balıkların yoğun olduğu doğal göllere aşılanır. Bu şekilde stokları daha ekonomik şekle dönüştürülür. Eti pek lezzetli olmayan ve ülkemizde tüketimi çok sınırlı olan tahta balığı diğer ülkelerde taze, tuzlu ve isli şekilde yenmektedir. Ortalama 16-20 cm arasında ve 200 ile 300 gram arasında bulunan tahta balıkları maksimum 1.2 kilograma ulaşabilir. Birçok tatlı su balığında olduğu gibi farklı illerde farklı tarihler arasında avcılığı yasaktır. Bölgesel olarak ekonomik değeri olan tatlı su kefali kılçıklı olduğu için pek fazla aranmaz. Bununla beraber kırsal kesimde yaşayan halkımız tarafından özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde küçük dere ve çaylardan bol miktarda avlanır. Tatlı su kefalinin vücudu yanlardan çok hafif basık ve uzuncadır. Ağzı büyüktür, ancak iyi gelişmemiş ince dudaklara sahiptir. Ağzında bıyık yoktur. Ortalama 30-50 santim arasında olan tatlı su kefali 80 santim uzunluğa da ulaşabilir. Minimum avlanma boyu 20 santimdir. Tüm iç sularda 15 Mart 30 Nisan arasında Eğirdir Gölü'nde dönem boyunca Beyşehir Gölü'nde parakete ile dönem boyunca avcılığı yasak olan tatlı su levreğinin minimum avlanma boyu 18 cm'dir. Bulunduğu bölgelerde avlanıp satılan bu balığın eti çok lezzetlidir. Ticari değeri ise yüksektir. Ortalama 20-35 cm arasında olan tatlı su levreği en fazla 50 cm'e ulaşır. Tatlı suların en avcı balıklarından birisi olan turna balığının vücudu uzun ve torpil şeklindedir. Turna balıklarının rengi yaşadıkları su ortamına ve balığın yaşına göre değişir. Erkek olanları dişilerinden daha küçüktür. Ortalama 30 ile 120 santim arasında bulunan turna balıklarının ortalama ağırlıkları ise 4-5 kilogramdır dişileri 1,5 metre uzunluğa ve 35 kilogram ağırlığa ulaşabilirler. Tüm iç sularımızda 15 Aralık ile 31 Mart tarihleri arasında avcılığı yasaktır. Avlamak için en az 40 santim olmaları gerekmektedir. Eti sert, beyaz, lezzetli, özellikle yarım kilo ile 2 kilo arasında olanları çok makbuldür yumurtası da çok değerlidir. Yayın balığı eti lezzetli, kılçığı da az olan kaliteli bir balıktır. Sazangillerin avcılığının yasak olduğu dönemde avcılığı yasak olan yayın balığının minimum avlanma boyu 90 santimetredir. Ortalama 100 ile 150 santim arasında, maksimum ise 3-5 metre arasında boyları olan yayın balıklarının Ortalama ağırlıkları 10 kilodur. Ülkemizde 120 kilogram ağırlığında olanı da yakalanmıştır. Yayın balığının rengi çok değişkendir, bulunduğu ortama göre değişir. Vücudu uzun ve çıplak olup kaygan karakterli bir deri ile örtülüdür. Başı büyük, başının ön kısmı üstten yassılaşmış, gözler küçük, ağız ise çok büyüktür. Çenelerinde gayet iyi gelişmiş dişler bulunur. Alt çenesi üst çenesine oranla daha uzundur. Burun delikleri ise 4 adettir. Vücudu uzun ve silindirik, yanları yassı ve ufak pullarla kaplı olan yılan balığı eti çok lezzetli ve besin değeri yüksek olan bir balıktır. Yılan balığı avcılığı bakanlığın belirleyeceği kota miktarınca yapılır. Minimum avlanma boyu ise 50 cm'dir. Maksimum uzunluğu 150 santimetreye ulaşır. Ortalama ağırlıkları 1 kilogram ile 4 kilogram arasında değişse de maksimum ağırlığı 10 kilograma ulaşabilir. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden Kuzey Afrika'dan ülkemizden bir hedefe doğru üremek için yola çıkan yılan balıklarının tek hedefi 6500 kilometre uzaklıktaki Sargossa Denizi'ne ulaşmaktır. Bu olağanüstü içgüdü sonucu bu denizin 400-500 metre derinliğinde 7 ile 13 milyon arasında yumurta bırakırlar. Yumurtladıktan sonra ise yaşama veda ederler. Saydam ve zakkum yaprağı biçiminde olan larvaları gün geçtikçe şekil değiştirerek en son anne babalarına benzerler. Çevresel koşulların biyolojik isteklerine uygun kaldığı sürece 8-20 yılı arasına kadar tatlı sulu bölgelerde kalabilmektedirler. Eti çok lezzetli, besin değeri yüksek olan yılan balıkları bütün dünya ülkelerinde ekonomik değerleri yüksek olan balıklardır.